Merhaba sevgili izleyiciler, yepyeni bir video ile karşınızdayız. MediaMarkt'ın YouTube kanalında olmaktan dolayı çok mutluyuz. Yeni teknolojileri sizlere anlatacağız. Bu sefer son günlerin en çok merak edilen telefonlarından bir tanesi olan Xiaomi'nin Redmi Note 9 Pro'su elimizde. Hangi teknolojiler var, bize neler sunuyor, bu videoda sizlerle paylaşacağım. Xiaomi tarafında uygun fiyatlı telefonlar ön plana çıkıyor. Uygun fiyatlının altını dolduracak olursak amiral gemisi birçok rakip var ama Xiaomi telefonlar o amiral gemisi telefonların fiyatlarıyla kıyaslandığında gerçekten inanılmaz ilgi çekiyor. Peki fiyatı uygun olan bu telefonlar acaba bize hangi teknolojileri sunuyor? Bu videoda detaylarıyla birlikte bakacağız. Öncelikle dilerseniz kutusunu açalım. Kutusundan çıkarttığımız telefon artık kullanılmaya hazır. Gerçekten büyük bir ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zaten son yıllarda büyük ekranlı telefonlar daha fazla rağbet görmeye başladı. Elimizdeki bu telefonda tam 6.6 inçlik ekranı ve aynı zamanda 1080x2400 piksel çözünürlüğü, yani Full HD Plus 1 çözünürlükle karşımıza geliyor. Ekranın diğer telefonlara göre biraz daha az parmak izi tuttuğunu söyleyebiliriz. Bir de kutunun içerisinden çıkan bu şeffaf kılıf oldukça faydalı. Çünkü telefonu kullanırken telefonumuzun başına ne geleceğini tahmin edemiyoruz. Yanımızdan ayırmıyoruz ki, her şey olabilir. O nedenle koruması çok başarılı olmuş. Bir de fabrika çıkışı olarak ön camın da korumalı olarak karşımıza gelmesi bizi çok mutlu etti. Yani ekstra bir yatırım yapmanıza gerek kalmıyor. Telefonlarda güvenlik çok önemli. Hızlı bir şekilde açılsın istiyoruz. Hele de son zamanlarda özellikle maske kullandığımız için yüz tanıma sistemlerinde böyle biraz gecikmeler oluyor. Bazen çalışmıyor. Çünkü maske yüzümüzü kapattığı için yüz tanıma sistemleri istediğimiz gibi çalışmıyor. Peki ne yapacağız? Parmak izi okuyucusuna geçiyoruz. Şimdi birçok telefonda parmak izi okuyucusu ekranın üzerinde. Ama Xiaomi'nin Redmi Note 9 Pro adlı bu modelinde parmak izi okuyucusu yan tarafta. Baktığınız zaman da aslında ergonomik olarak olması gereken yerde mi? Belki yorumlarla siz de eşlik edebilirsiniz. Aşağıda yorum yazmayı ihmal etmeyin. Yan tarafta telefonunuzu tutarken zaten bu baş parmağınızın dokunduğu kısım hem güç butonuna müdahale edebiliyor hem de parmak izi okuyucusu olarak çalışıyor ve telefonunuzu çok hızlı bir şekilde açıyor. Geçen yılın flash telefonu Redmi Note 8 Pro'dan sonra çıkan bu telefon, yani Redmi Note 9 Pro çok merak ediliyordu. Tasarımda ne gibi değişiklikler var diye merak edenler için ön tarafta bir önceki modelde damla çentik vardı. Yani kamera böyle damla şeklindeydi ama bu sefer delik bir kamera olarak karşımıza çıkıyor. Ekran kas oranının çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafta kamera dizilimlerinde biraz farklılık var ve birden fazla kamerayla beraber ihtiyaç duyduğumuz fotoğraf ve videoları işte bu lenslerle kayıt edebiliyoruz. Dilerseniz bu lenslerin neler olduğuna bir bakalım. Öncelikle 64 megapiksellik bir ana kamera var. Bu ana kameraya ultra geniş açılı 8 megapiksel çözünürlüğünde bir başka kamera eşlik ediyor ama bitmiyor. Bir de makro kameramız var 5 megapiksel çözünürlüğünde ve dördüncü kameramız derinlik algılayabilen bir kamera. Bu da portre fotoğrafların çok daha kaliteli bir şekilde çekilmesini sağlıyor ve bu 4 kamerayla beraber bir de ön kameramız var. 5. kamera. Bu kameranın çözünürlüğü de 16 megapiksel. Arkadaki kameralarla video konusunda 4K çekimler yapabiliyoruz. Hatırlatmada bulunalım. 4K 30 FPS çekim yapabiliyorsunuz. 6 GB RAM'e sahip olan bu telefonda 2 farklı depolama seçeneği var. Bunlardan bir tanesi 64 GB, diğeri ise 128 GB. Her iki depolama alanında UFS 2.1 teknolojisini destekliyor. Bu okuma ve yazma performansını etkileyen bir teknoloji olduğu için kullanıcıların avantaj sağlayacağı bir özellik. Bahsettiğim bu okuma yazma performansını anlatan teknoloji, telefonun genel performansına da doğrudan katkısı olan çok önemli bir bileşen. Ama dileyenler bu kapasiteyle sınırlı kalmayabilir. İsteyenler 512 GB'a kadar hafıza kartıyla bu kapasiteyi yükseltebilir. Performanstan bahsetmişken gelelim işlemciye.
Qualcomm'un gerçekten çok başarılı bir işlemcisi var. Bu platformun adı Snapdragon 720G. Bu işlemci üreticisinin bir alt modeli, yani Snapdragon 712 ile kıyasladığımız zaman ortaya CPU'da yani işlemci performansında %36'lık, grafik ünitesinde yani GPU'da da %14'lük bir artış mevcut. Bununla beraber kameraların yapay zeka destekli olduğunu belirtmiş olalım. Yapay zeka performansında da Snapdragon 712'ye göre %115 daha performanslı bir telefon var şu anda elimizde. Şimdi geçelim bataryaya. Kamerasından, tasarımından, ekranından bahsettik. Bir telefonda en çok beklentimizin olduğu alanlardan bir tanesi de batarya. 5020 mAh'lik bir dev bataryaya sahip. Aslında telefonun büyük ekranlı olduğunu söylemiştik ama ben 5020 mAh kadar büyük bir kapasite beklemiyordum. Gerçekten çok büyük bir pil ile karşı karşıyayız. Peki büyük pil eşittir ne anlama geliyor? Daha fazla telefonu kullanmak anlamına geliyor. Şöyle ki 13 saat boyunca aralıksız oyun oynayabiliyoruz tam dolu bir şarjla. Ya da tam dolu bir şarjla yine yola çıktığımızda 16 saat boyunca navigasyon uygulamasını kullanabiliyoruz. Bunlar gerçekten çok yüksek değerler ve bu değerleri karşılayabilmek için de böyle bir batarya kullanılmış. Peki batarya büyük. Şarj ederken de çok bekleyecek miyiz? Kutunun içerisinden bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Bu adaptör 33 Watt'ı destekliyor. Telefonda 30 Watt hızında şarj olabiliyor ve böylece az önceki sorumuzun yanıtını da almış oluyoruz. Telefonun hem bataryası yüksek hem de hızlı şarj olabiliyor. Videonun sonuna yaklaşmışken bir de güzel haberimiz var. 3.5 mm'lik bir giriş var. Bu ne anlama geliyor? Sahip olduğunuz bir kulaklık olabilir, profesyonel bir kulaklık olabilir. Doğrudan herhangi bir dönüştürücü kullanmadan bu telefona bağlayabiliyorsunuz. Bununla beraber kızılötesi bağlantı seçeneğinin olduğunu da belirtmiş olalım ve 802.11ac yani 5 GHz bandındaki Wi-Fi ağlarına da hızlı bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Geldik videonun sonuna. Geçtiğimiz yıl Xiaomi'nin Redmi Note 8 Pro'su inanılmaz ilgi görmüştü. MediaMarkt mağazalarında ve MediaMarkt'ın web sitesinde çok ilgi gören bu telefon yenilendi. Yeni model Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Yine MediaMarkt mağazalarında bu telefonu kurcalayabilirsiniz. Bir deneyin bakalım. Nasıl fotoğraf çekiyor? Performansı nasıl? Oyun oynayın ve aynı zamanda telefona MediaMarkt.com.tr üzerinden de ulaşabilirsiniz. Kendi deneyimlerimizi aktardık. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videodan da anında haberdar olmak için MediaMarkt'ın YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.